Ne haber? Neden geldin? Annemle hastaneye gidiyorum dedin ya. Babanın sekreterine sordum. Buraya geleceğini düşünerek söylememiştim onu. Geldim ama. Baban da odasında değil sanırım. Bir gitsek mi acaba? Can. Hı. Saçmalama istersen. Mira, ben hiç iyi değilim ya. Bak sana bir sürü güzelliğim oldu, tamam mı? Şimdi sıra sende. Tamam mı? Ha? Yapmayacağız dedik ya. Biliyorum. Yapmayacağız dedik, söz verdim ama... Bir tane reçete ya. Tamam, boş ver reçeteyi. Babanın odasında numune falan varsa ona da okuyayım, tamam mı? O da olur. Hadi gel. Olmaz. Söz veriyorum. Bak bundan sonra bir daha hiçbir şey istemeyeceğim, tamam mı? Gerçekten çok kötüyüm. Tamam mı? Can, olmaz. Tamam mı? Sen de yapma. Bak kötü olmuşsun zaten. Bak bir sana bir su alayım. Suyuna Mira. Mira iyi değilim diyorum. Sana su alayım diyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle? Lütfen. Tamam mı? Son kez. Hadi gel. Ya istemiyorum ya. Ben de olanları babana anlatmak istemiyorum. Gideyim her şeyi anlatayım. Beraber yaptık her şeyi değil mi? Olur mu? Hı? Sen ne adi bir herifsin ya. Defol git buradan. Gideyim değil mi? Gideyim tabii ya. Zaten sen kendine yeni arkadaşlar buldun. Ha? Ben isteyince problem değil mi? Başkası istese, o istese, bu gerici herif istese problem. Saçmalama. Sen sevmiyor musun ya artık beni? Ha? Seviyordun, öpüyordun beni. Ne oldu? Ya bırak! Ne kalktın oğlum? Otur, otur. Ne yapacaksınız oğlum? Kahramanlık mı yapacaksınız? Ha? Ne oluyor? Bana bak. Bir daha yanıma gelme. Tamam mı? Arama. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Cüneyt Bey, Levent Hocam'ın yanına geçebilirsiniz. Miracığım, annen dışarıda bekliyor, sen de geç. Hı hı. Mira. Can. Sen misin? İyi misin? Ne oldu? O niye geldi? Onu niye getirdin? Ha? Onu neden getirdin? Can sen kandırmayı utanmıyor musun bir de canınla? Mira ben iyi değilim ya. Ben çiğdim bak para lazım. Bize çok para lazım tamam mı? Sen benim sevgilim değil misin? Dur. Ha? Ha? Dur. Babanı arasana. Ya sen ne yapıyorsun? Utanmıyor musun kandırmaya? Sus! Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin ya? Ben hiçbir şey duymak istemiyorum, tamam mı? Benim geleceğimi yaktılar, benim sicilimi işlediler. Beni okuldan attılar ya. Babanı ara. Ara babanı. Yakarım. Onu da yakarım, kendimi de yakarım, tamam mı? Duydun mu beni? Para lazım. Can, bak tamam. Babamla gidelim, halleder. Tamam mı? İnelim, buradan sağ salim aşağı inelim. Baban halledersin. Her şeyi halleder baban. Bilezik mi o? Ha? Gerçek mi? Hayır. Altından mı? Hayır. Can, bak kız beni yalnız bırakmamak için geldi saçmalama. Manyak hareketler yapma. Çık, yapma. Yapma. Ver. Hayır. Ver. Hayır! Ver. Bırak! Bırak! Çıkart şunu! Bırak! Bırak! Bırakmayacağım! Bırak! Zeynep! 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 Nasıl kıydın Zeynep'e? İstemeden oldu. İstemeden oldu. Gelme, gelme. Nasıl kıydın mazluma? Gelme, gelme, gelme. İstemeden oldu, istemeden oldu. Ben bilerek yapmadım. Zeynep araya girdi, araya girdi, araya girdi. Kaza aldık. Gelme, gelme. Bu seferki kaza olmayacak ama. Tamam. Benim yüzümden oldu, kaza değildi bu. Ben yaptım. Zeynep'le mi alakalı? Başka bir şey için geldim. Neymiş? Sana bir teklifim var. Gene para lafı edeceksen. Sen karını ve kızını istiyor musun, onu söyle. Nasıl olacak o? Kızımı gasp ettiniz. Meryem de sındırı attı gitti. İstiyor musun, istemiyor musun, onu söyle. İstemez miyim? Allah var. İsterim elbet. Tamam. O zaman Mira'nın evlatlık meselesini kurcalamayacaksın. Sonra? O kadar. Gerisi bende, ben bir yolunu bulacağım. Benim yüzümden oldu. Ben buradayım diye böyle söylüyorsun. Can korkusundan söylüyorsun Can Efendi. Hayır. Arkana baksana. Bir sürü ilaç var orada. Ben zaten ölüme yatmışım. Ben anladım. Ben kurtulamayacağım ki zaten. Kimseye de faydam yok. Kimseye faydası olmayanın dünyada deşi yok, değil mi? Ölmek istemiyor musun? Çıkış şansım yok ki zaten. Yapamıyorum. Sen ölmek istemiyorsun. Sen ölümüne biri şahadet etsin istiyorsun. Yaşamında şahadet etmediler, ölümünde etsin. Korkuyorum. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Sendeki korkunun yarısı şu sokakta gezenlerde olsun. Sendeki kendinden nefretin yarısı şu ekabir takımında olsa dünya cennet oldu. Kötü değil miyim yanında? Kötüsün. Öyle bir kötüsün ki kötülüğünü bitirmek istiyorsun. Kötülüğünün farkında olanın imanı bizi aşar. Arşadı. Kötüyüm ben. Kötüyüm. Bu ateş söndüğü vakit güneş de bu hanenin sırtına doğacak. Ululara haber salın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Size bir sual edildi. Fanilere ne lazım denildi. Var mı bir cevabınız? Cüneyd Efendi. Faniye ne lazım dediniz. Bu sualden faniye bir şey lazım manası çıkar. Oysa fani eksiktir. Allah'tan gayrı her şey eksiktir. Natamamdır, noksandır. Fazla olsa da noksandır. O noksanlık nerededir, kim tamamlayacaktır? Allah'tan gayrı bilen yoktur. Hangi sevabın arşa değeceğini, hangi günahın gayretullah'a dokunacağını kul bilmez. Velhasılı şudur, bu sualin tek cevabı, tek makamı vardır. O makamdan rıza hasıl olmadıkça, bize ne lazım bilemeyiz. Kapalı kutudur. O kutudan 40 pehlivan da çıksa, bir damla gözyaşı da çıksa, biz bilemeyiz. Allah bilir. Sadi Hüdayi Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Cüneyd Efendi hakkı söyledi. Lakin eksik söyledi. Kul noksandır. Âmenna. Lakin Allahu Teala da kuluna bildiğin üzere ameleti emretmiştir. İman kapısı Allahu Teala'da, tebliğ vazifesi ise kulun kendisindedir. Fani tebliğ ile memurdur. Peki tebliğ neye bağlıdır? İmkana bağlıdır. Zira imkan olmaz ise iman da olmaz, küfür de olmaz. İmkan Allahu Teala'nın bir mucizesidir ha. Bugün eğer bir kişi bir şeyi gerçekleştirmesi mümkün ise onu yapmakla mükelleftir, mesuldür. Aksi takdirde sorumluluğu kendisi ortadan kalkar. Gazali'nin kozalite prensibini tenkidinde bulunduğu üzere eğer bu devru devran, kainat bir mecburiyetten meydana geldiyse bu insanın üzerindeki mesuliyeti de iradesini de ortadan kaldırır. Sadece o mu? Hayır. Aynı zamanda ahireti de, hesap gününü de ortadan kaldırır. Gel gör ki Rabbul Alemin hem hesap gününü hem de imanın şartı olarak ahireti koşmuştur insan için. O halde Sadi Hüdayi Efendi bir şey lazım dersiniz. Nedir? Efendim, lazım olan şey imkandır. Zira imkan olmazsa mümkün olmaz. Ben de düşündüm. Faniye ne lazımdır? İmkan lazımdır. İmkan selamdır. Muhabbettir muhabbet. Zira bu kapı muhabbet kapısıdır. Açan içinde, çalan içinde. İkisi de muhabbet üzeredir. Ben de size 40 kapıdan 40 selam, 40 imkan getirdim. Bu kapıya muhabbet duyan 40 kapı getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Faniye ne lazım diye düşünürken, buldum, bulamadım. Onun kararını da siz buyurun. Cüneyd Efendi. Sadi Hüdayi Efendi. O vakit bu 40 mektubun hikayesi nedir? Ne üzeredir? Söylediğim gibi. Muhabbet üzeredir. Muhabbet üzeredir. İçinde dünya var mıdır? Vardır. Dünya olan dünya ister. Karşılığı nedir? İmkana karşılık imkandır. Rüşvettir. Haşa. Sadi Hüdayi Efendi, bu mektubatın samimiyet ölçüsü nedir? Vazife neyi gerektiriyor ise odur. Dünyalık karışmış mıdır? Karışmıştır. Mülahazanı nedir o vakit? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesidir efendim. Hangi sünnettir? Müellefe-i kulüptür. Müellefe-i kulüp, Halife Ömer'in eliyle mülgadır. Cüneyd Efendi, İslam'ın muzaffer olduğu yerde mülgadır. Darül İslam'da geçersizdir. Bugün Müslüman yahu yetimdir. Biçaredir, imkanı yoktur. Vallahi yere çöktüğü zaman çullanacak çulu yoktur. Zaten sünnet-i seniyyenin hükmü de tam olarak buraya dayanmaktadır. Cüneyd Efendi kendi misalinde oruç için 90 kilometre bahsinden bahsetti. Devir dedi, zaman dedi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum ki. Ben de devir ve zaman diyorum. Bu zamanda gelen 40 selamın bir hükmü vardır diyorum. Bu. Müellefe-i kulüp sünnettir. Ahir zaman zordur. Cüneyd Efendi, Sadi Hüdayi Efendi'nin hizmeti makbuldür. Var mı bir diyeceği? Şeriat ve tarikat faslı bitmiştir. Hakikat faslına lüzum kalmamıştır. Sadi Hüdayi Efendi, Hak razı olsun. Allah Allah. Bu kim ya? Tanıyor musun? Allah Allah. Kim bu çocuk ya? Kim bu ya? Tanımıyoruz da Hüce Halil yok ya. İlk defa gördüm. Yabancıyım çocuk. Allah Allah. Kimsin? Ne istersin? Kaybolmak isterim. 'O nerede kaybolduysa orada kaybolmak isterim. Verebileceğin bir şey var mıdır? Bunlardan başka verebilecek bir şeyim yok. Bir de gözyaşlarım var. Sadi Hüdayi Efendi, posta oturmasan da bu mektuplar cari midir? Nasıl? Cüneyd Efendi posta otursa da bu selamlar baki midir? Kefil olamam. Ama bu çocuk fenaya koşmuştur. Kim şeyh, kim mürit dememiştir. Fanilere lazım olan senin iddia ettiğin üzere sebepler dairesinin dışında kalansa bu mektuplar sebepler dairesinde senin iktidarına intisaplıdır. Bu çocuk değildir. Onun iradesi hepsini galebe çalar. Cüneyd Efendi, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.